Kanada parlamentosuna konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski uçuşu yasak bölgeyi talebini bir kez daha tekrarladı. Zelenski yayımladığı yeni video mesajda ise NATO'ya tepkisini gösterdi. NATO üyesi değiliz, bunu anlıyoruz. O kapıdan giremeyeceğimizi duyduk dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Batı'dan destek arayışını sürdürüyor. Zelenski bu kez de Kanada parlamentosuna hitap etti. Kanada'ya desteğinden ötürü teşekkür etti. 97 çocuğunun saldırılarında öldüğünü söyledi. Defalarca dile getirdiği ama karşılık bulamadığı talebini yineledi. Lütfen gökyüzünü kapatın. Hava sahasını kapatın. Lütfen bombardımanı durdurun. Bu olana kadar şehirlerimize daha kaç füze düşmesi gerekiyor? Rus uçaklarını ve füzelerini durdurmak için uçuşa yasak bölge dahil olmak üzere daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Ukraynalılar için her gece korkunç bir gecedir. Pek bir şey istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Gerçek destek istiyoruz. Zelenski konuşmasının ardından ayakta alkışlandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı İngiltere'de düzenlenen ortak sefer gücü toplantısına da video konferans yoluyla katıldı. Bize yardım ederek kendinize yardım edin dedi. Hala Rusya'nın savaş makinesini durdurabiliriz. Hala insanların öldürülmesini durdurabiliriz. Birlikte yapmak ve demokrasinin yıkımını durdurmak ve şimdi bizim topraklarımızda bunu durdurmak daha kolay olacak. Yoksa onlar size de gelecekler. Hepimiz Rusya'nın hedefiyiz. Bize yardım ederek kendinize yardım edin. Zelenski'nin NATO'ya tepkisi de dinmiyor. İttifakın üyesi değiliz. Bunu anlıyoruz. O kapıdan giremeyeceğimizi duyduk diye konuştu. Uçuşa yasak bölge kararının 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağını savunanlar var. Fakat bunun yapılmaması Rusya'nın kentleri bombalayıp hastanelerde ve okullardaki sivilleri öldürmesine olanak sağlıyor. Evet, NATO üyesi değiliz. Bunu anlıyoruz. Yıllardır sözde açık olan kapıyı dinledik. Ama o kapıdan giremeyeceğimizi de duyduk. Halkımızın bunu anlamasından ve kendi gücümüze, bize destek olan ülkelere güvenmeye başlamasından memnunum. Rus ordusu Ukrayna'nın kalbine, yani Kiev'e ilerleyişine devam ettiriyor. Cephe arkasında bu savaşın önemli lojistik merkezlerinden biri olan Lviv'de hazırlıklar da tüm hızıyla devam etmekte. Daha önce göçmenler için yatakhaneye dönüştürülen bir fabrikayı ekranlarınıza taşımıştık, hatırlayacaksınız. Bu kez de bir alışveriş merkezinin altı Sahra Hastanesi'ne dönüştürüldü. Ukrayna'da patlama sesleri dinmiyor, yüz binlerce Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen doktor, hemşire, eczacı ve teknik personelden oluşan 95 kişilik ekip Ukraynalılara yardım için kolları sıvadı. Bir alışveriş merkezinin otoparkına Sahra Hastanesi kuruldu. Alışveriş merkezinin hemen alt katına kurulan Sahra Hastanesi'ndeyiz. Burası acil servis. Hem sivillerin hem de savaşta yaralanan askerlerin tedavisi işte burada yapılacak ve o hizmeti de Amerika'dan gelen doktorlar ile hemşireler sağlayacak. Sağlık ekipmanlarının hepsi Amerika'dan getirildi. Çadırlar kuruldu, teçhizatlar yerleştirildi. Özellikle uzun ve sağlıksız şartlarda Lviv'e ulaşan Ukraynalıları ağırlıyor hastane. Çok sık olmasa da saldırılarda yaralanan sivil ve askerlere de müdahale ediliyor. Otoparkta kum torbalarıyla çevrili kanalizasyon boruları da göze çarpıyor. Sığınak ya da siper olarak oluşturuluyorlar. Rus ordusu her gün Kiev'e biraz daha yaklaşırken cephe gerisinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.